Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Rehber Matematik ekranlarında Matbook sınıfta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasılsın? İyisin. Afiyetler, keyifler. Hepsi yerinde dur umarım. Evet ne yapıyorduk? Parabol demiştik. Parabolde artık sana birçok şey anlatmıştık. Şimdi o anlattıklarım bakayım sen öğrendin mi? Seni yazılı yoklama yapacağım. Seni, seni bir deneyeceğim bakalım. Bu anlattığım geride bıraktığım 5 ders boyunca tüm öğrendiklerimizi bu derste aslında bir nevi tekrar edeceğiz. Parabol uygulamaları için elimizde kalem önümüzde matbook gönder gönder gelsin hocam dedim. Parabol uygulamaları bakın konu anlatım falan yok. Başlı başına 10 tane canavar gibi sorudan oluşan 10 tane sorumuz var. Her bir soru sana konuyu tekrar ettirecek. Gel beraber seninle birlikte konuyu nasıl tekrar edeceğiz? Konuyu baştan sonra nasıl hatırlayacağız? Adım adım tane tane böyle lezzetini tadını çıkara çıkara derler ya. Öyle çözmek istiyorum. Yanda verilen parabolün tepe noktası 2 k Tamam yani bu K'yi vermeyebilir değil mi? Bana bir uzunluk vermiş. Buna göre A noktasının apsisi kaçtır? Ey güzel arkadaşım. Hani ben matematikte izlediysen TYT'de 49 günde TYT matematiği izlemediysen muhakkak izlesen artık sınavı öğrensin çünkü. Herkes karşısındakinin K katına eşittir. Yani OB dediğim şey 2K'ye AO dediğim şey 1K'ye eşittir. Ama sorunun içerisinde ben K harfini kullandığım için 1M'ye eşittireceğim. Yani şöyle yazacağım güzel arkadaşım. AO uzunluğu benim için M birim olsun güzel arkadaşım. Aynı şekilde OB uzunluğu da benim için ne olsun? İki tane M birimden olursun. Bu konuda anlaştık mı anlaştık. OB uzunluğu dediğim yer burasıdır. Dedin ki hocam sen buraya 2 M birim. O A uzunluğu M birim dedin ama bir dakika. Neyin bir dakikası bu? Ben buranın koordinatını yazmak istesem ne yazarım? 2M'ye 0 yazarım. Doğru mudur? Doğrudur. Eğer M bir pozitif tam sayı ise ya tam sayı olmasına da gerek yok ama pozitif bir sayı ise ben buraya aslında bu koordinatı ne kabul etmiş oluyorum? M birim sola gittiğime göre x ekseninde eksi M'ye 0. Önce bunu da anlaşalım. Eğer bu noktaları doğru yazarsam biz seninle bu soruda hiçbir problemi yaşamadan işin içerisinde böyle kılçıksız çöpsüz gibi çıkar gideriz. Eğer tamam. Tamam güzel buraya kadar her şey yolunda madem. Bu nedir arkadaşım? x eşittir r burası simetri ekseni yani simetri ekseni tam ortadan bölüyordu. Hatırla ben buna x1 ben buna x2 dersem eğer bu x1 ile x2'nin toplamının yarısı bana neyi veriyordu? R'nin değerini veriyordu. Kökler toplamının yarısı. Boşuna hep böyle anlatmadım ben sana. Şimdi diyorum ki bak oradaki köklerden biri eksi m sayılardan biri. Diğer sayının tanesi diğeri 2m. Böyle 2 bana neyi verecek? Oradaki r'yi. R mi? Verilmiş. 2 verilmiş. 2'yi yazdım. Üst tarafı çözdüm M kaldı. İşler dışlar yaptım M'nin cevabı kaç geldi? 4 geldi. Ama soru benden M'yi istemiyor. Soru benden A noktasının koordinatlarını istiyor ki M yerine 4 yazdım. Önünde eksi vardı eksi 4. Absisini mi istiyorsun bir de? E al sana bir de absis. Absis eksi 4'tür dedim noktayı vurdum. Birinci soru umarım oldu. Gel bakalım ikinci soru. Hadi anlıyor muyuz? Bir problem yok değil mi? Bak her şeyi anlatacağım. Her şeyi tane tane hatırlata hatırlata ilerleyeceğim. Lütfen sen de benimle birlikte şıkır şıkır çöz soruları. Yandaki bıdı bıdı fonksiyonu verilmiştir. Bakıyorum parabol denklemi güzel. Ha, herkes karşısındakinin k katına eşittir diyebiliriz. Ne de olsa k harfi yok. O zaman ben o a uzunluğuna eğer 3k dersem o b uzunluğuna ne derim? Bir tane k derim. Ama gel gelelim bu işin koordinatı yazılmaya başlandığında burası k'ye sıfırsa eğer... ...şuradaki noktanın koordinatları ne olmak zorunda... Eksi 3K'ye 0 olmak zorunda. Bu konuda biz seninle bir problem yaşar mıyız yaşamaz mıyız? Bana onu söyler misin? Yaşamayacağız hocam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Peki şimdi ne yapayım acaba? Bakıyorum ha, A var, P var. Şimdi, şimdi ne yapacağım? Bir tane bir parabol verilmiş bana. Denklem verilmiş. Biz bu parabol denkleminde acaba R'yi bulabilir miyiz diye bakıyoruz. Kökler toplamının yarısı. Diğer adıyla eksi B bölü 2A. Eksi b yani b eksi 4. Aşağıda da 2 çarpı eksi birimi çarptım. Eksiler gitti. 4 sadeleşti. Aşağıda eksi yukarıda 2. Eksi 2 kaldı. Demek ki bu arkadaşın tepe noktasının r'sinin geçtiği yer tam olarak neresiymiş? Eksi 2 noktasıymış. Bir daha söylüyorum. Ey güzel arkadaşım. Burası simetri eksindir. Bakın simetri eksenini bilmek işimizi ne kadar kolaylaştırıyor. Aa, burası tam ortadaki nokta hocam harikasın. Ne yapıyorduk? Topluyorduk ikiye bölüyorduk. Eksi 3 k ile k'yi toplarım 2'ye bölerim cevap ne çıkar? Eksi 2 çıkacak bunu bekliyorum ben. Şuradan ne geldi? Eksi 2 k geldi. Buradan ne geldi? Eksi 4 geldi. k'nin cevabı ne geldi? 2 geldi. Vurdum cevabı. Hayır k'yi istemiyorum ben. Ben m'yi istiyorum. Ya o zaman ne yapacağız hocam? Şimdi sen parabolün denklemini biliyorsun. Bir tane bilinmeyen var. Keşke üstündeki bir noktayı bilseydin ya. Aslında az önce keşfettik o noktayı. K'yi 2 bulduğuma göre aslında parabolün geçtiği nokta nedir? 2'ye 0 noktasıdır. Bunun Türkçe karşılığı şudur. Ben 2'yi yerine yazdığımda parabolde cevap neyi verecek? Bana 0'ı verecek. Ben x gördüğüm yere 2 yazıyorum. x gördüğüm yere 2 yazdım. 4. x gördüğüm 2 yazdım. 8. Artı m'nin cevabı ne olsun? 0. Ya bak burası eksi 12. Karşıya attığımda m'nin cevabı ne geldi? Artı 12 geldi. Tertemiz. Delirdik dişem ama delirmedik. Canavar gibi çözdük be. İnsan nasıl motive oluyor mü değil mi? Demek ki parabolde simetri ekseni inanılmaz derecede sık kullanılan bir şey. Mesela bak bu da aslında simetri ekseninde bir gönderme sorusu. Yandaki şekilde verilen O, A, B, C. dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diye sorduk. Şimdi dikdörtgeni çizmişim ben buraya. Ama dikdörtgenin alanını istiyorum. Peki dikdörtgenin alanı için şu uzunlukları çarpacağız. Sonucu bulacağız. Şurası kaç birim? Şurası 3 birim kardeşim. Benim o A uzunluğuna ulaşmam. Ama nasıl ulaşacağım bilmiyorum. Bir bakalım. Peki tepe noktasından ben şu doğruyu indirsem. Biliyorum ki bu simetri ekseni. Hani biz parabolde buradan böyle x eksenine paralel olacak şekilde doğru geçirdiğimizde simetri ekseninden geçen doğru aynı zamanda buradaki doğruları da ne yapardı? Tam ortadan ikiye bölerdi. Adı üstünde simetri ekseniydi. Örneğin ben burayı iki eşit parçaya böldüysem eğer. Ya bu doğru. Bu karenin burasını da iki eşit parçaya bölecek. Bakın soru aslında inanılmaz kolay ama görebilene. Peki ben bakıyorum şurası ne doğrusudur? X eşittir eksi 1 doğrusudur. Yani şu nokta eksi 1 kardeşim. Ya buradan burası 1 bir birim. Buradan burası 1 bir birim. Siliyorum artık bunu. Şuradan şurası kaç birimdir? 2 birimdir. Biz alan A, B, ee, bir dakika A, B, C, O'yu istiyoruz. O zaman ne yapacağım? 3 ile 2'yi çarpacağım. Doğru cevap 2 kere 3 tane 6'dır dedim. Dikdörtgenin alanını buldum. Geldim bir sonraki soruya. Değil mi? Her şey anlaşılıyor. İnanılmaz kolay dedim o soru. Bu kadar kolay olacağını ben de beklemiyordum. Bu güzel bir soru. Bu biraz can acıtacak bir soru. Yani günün böyle sert sorularından bir tane soru tamam mı? Yukarıdaki grafikte y eşittir. x eksi k artı k fonksiyonunun x ekseninde a birim sağ y ekseninde b birim aşağı Ötelenmesiyle elde edilen fonksiyonun grafiği verilmiştir. Hemen bana şunu diyeceksin. Hocam sen daha ötelemeyi göstermedin. Biliyorum. Bundan sonraki derslerde öteleme var ama... Bakın öteleme dediğiniz şey öyle öcü möcü. Korkulacak bir şey değil. Öteleme bilmeden... Bu soru nasıl çözülüyor onu göstereceğim size. Ve öteleme falan kullanmayacağım. Artı b toplamı kaçtır diyor. Şimdi... Bu aslında... Öteleme yapılmadan önce... Şöyle bir tane parabol varmış benim elimde. Ben o parabolde ilk halinde tepe noktasını yazacağım sana. Bunun tepe noktası normalde formülü neydi arkadaşlar? Hani verilen bir formül vardı. X çarpı x eksi r'nin karesi artı k diye formül vardı. Bak bak onu nasıl ayırmış bana. Tamam hocam ben onu eksiyle çarptım. Önü k oldu. Bunu aynen aldım gel. Bak bizim elimizde bir tepe noktası var. K'ye K noktasındaymış. Parabol M örneğin burada bir yerdeymiş. Bunu aşağı bu kadar ötelemişler. Sağa doğru bu kadar ötelemişler. Şak diye buraya gelmiş. Buraya kadar bir problem var mı kafanda? Hayır hocam yok diyorsan. Devam ediyorum. Biz öteledikten sonra yeni tepe noktamız neresi oldu? 3'e 2 noktası oldu mu yeni tepe noktamız? Evet hocam oldu. Şimdi düşünüyorum. Arkadaş bu fonksiyonun grafiğinde A birim sağa ötelenmiş. İşte B birim aşağı, nereye, aşağı mı? Aşağı ötelenmiş. A artı B toplamını soruyor. KK demek ya bu iki değerde birbirinin aynısı demek. Örneğin şuradan gelmiş olabilir miyim? Bir düşünüyorum bak. 2'ye 2 iki noktasındaydım. ...buradan A birim sağa gittim... ...kaç birim sağa gittim... Ee, ...nereden gittiğimizi kabul ediyoruz... ...2'ye 2 noktasından gittiğimizi kabul ediyoruz... ...tepe noktasına 3'e 2 noktasına... ...kaç birim sağa gittim... ...bir birim sağa doğru gittim... ...peki hocam aşağı doğru gitmedin ki... ...o zaman bu hatalı... ...hayır aşağı doğru da 0 birim aşağı... ...ilerlemiş olabilirim... ...yani hiç aşağı inmemiş olabilirim mantıken... sıfır birim dediğime göre hiçbir problem çıkmaz... A'sı 1 çıkar, B'si 0 çıkar. Toplamı ne olur? 1 olur. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika şok olma hemen bekle. Bekle bak acele etme. Belki bu nokta da değildi. Sen doğru düşündün. Hocam 3'ü e 3 noktası olamaz mı ama? Çok haklısın. Vallahi olabilir. Bak. Ben buraya 3'e 3 noktası olarak kabul etsem bu noktayı, değil mi? kaç birim aşağı iniyorum? Hemen geldim buraya bak. Bizim ilk tepe noktamız K, K olacaktı. Ben 3'e 3 birim olarak aldım. Tepe noktası yeni durumda ne olmasını bekliyorum? 3'e 2 olmasını bekliyorum. Peki ben bunu kaç birim sağa doğru kaydırdım? Hayır. Hiç kaydırmadım. O zaman 0 birim sağa doğru kaydık kaç birim aşağı doğru kaydım? Bir birim aşağı doğru kaydım güzel arkadaşım. Peki ben buradan o zaman A'yı sıfır kabul etmiş oldum. Bir dakika şunu siliyorum. B'yi eşittir bir kabul etmiş oldum. Bunları topladığımda biz yine A artı B'nin toplamını ne bulduk? Bir bulmuş olduk. Soru benden ne istiyor? A artı B'nin toplamını istiyor. Olay mevzu bundan ibaret. Ey güzel arkadaşım buraya kadar sıkıntı problem yaşadık mı? Nasıl geldik buraya kadar? Harika. O zaman devam edelim hadi. Şimdi inanılmaz lezzetli bir soru göstereceğim ben sana. Yani bak bu soru hiç görmesen önceleri para boş sorusu demezsin. Ama ÖSYM zamanında öyle bir sordu geldi ki artık sınavlarda bütün hocalar kullanıyor. Günün efsu sorularından biri ben olsam sınavda sana bunu sorardım. Bak bu soru gerçekten sınav sorusuna aday bir soru. Yıldızlı bir soru. Yukarıda şekilde verilen ABCD dikdörtgeninin kenar uzunlukları biri 6 eksi M burası diğeri M artı 4. Buna göre dikdörtgenin alanı en fazla kaçtır? Bir dakika ya. Dikdörtgenin alanını soruyor hocam. Hiç alakası yok. Bu soru parabol sorusu değil diyeceksin. Ben de sana diyeceğim ki... Gel dikdörtgenin alanını sorunca ne yaparsın? Dersin ki kenarlardan biri 6-m. Diğeri m artı 4. Bunu çarpar bulursun. Bunun sonucunun en büyük halini istiyor. E o zaman bir dakika gel bunu bir düzenleyelim. Şöyle dağıtım geldim. Şöyle 6-m geldi. 4 kere 6'dan 24 geldi. dağıttım geldim. Eksi m kare eksi 4-m geldi. Bir dakika son bir hamle daha yapalım. Eksi m kare artı 2m artı 24 bu arkadaşın son halidir. Bu nedir arkadaşlar? Dikdörtgenin alanıdır. Ve biz bunun nasıl değer çıkmasını istiyoruz? En fazla değere ulaşmasını istiyorum. Arkadaş önümde böyle bir denklem var. Ben bunun en fazla alabileceği değeri düşünüyorum. Nasıl? Düşündün değil mi? Aklına geldi değil mi? Gelmedi mi? Gelmiş olmalıydı aslında. Bak ben eğer buna fm fonksiyonu dersem. Eksi m kare artı 2m artı 24. Bunun kolları nereye doğrudur? Aşağı doğrudur hocam önü eksi olduğu için. Ya bunun en fazla aldığı değer burası olmaz mı mantıken? Olur. Tepe noktası. Hocam yapma. Yapma bu bir tepe noktası sorusu mu? Gerçekten değeri sorduğum için de nekeyi istiyorum? Gerçekten bu bir tepe noktası sorusu. Önce R'sini buluyorum. Eksi B bölü 2A'dan. Eksisini çaktım. B'sini ne bulduk? 2 bulduk. 2 çarpı bir eksi bir daha çaktım. Şunlar birbirini götürdü. Sadeleştirdim bir geldi. Şimdi ferekeyi bulacağız. Fereke dediğim şey... R'ye 1 vereceğiz. R'ye 1 verdim. Burası eksi 1. R'ye 1 verdim. Burası artı 2. R'ye 1 verdim. 24. 24, 26. 1 gitti. 25. Ha, o zaman bu dikdörtgen alanında en fazla 25 santimetre kare mi olabilir? Aynen öyle. Vurduk cevabı. Çok lezzetli çözmedik mi onu soruyor. Gerçekten dadından yemiyor. Kütür kütür derler ya. Peki. Peki yine benzer bir soruyla geleceğim. Günün sazan sorusu. Bak eminim bu soruda birçok arkadaşımı sazanlayacağım. Bak sazanları yakalayalım mı? Harika bir soru. Bunu çöz var ya alkışlar benden. Çöz bunu ayakta alkışlayacağım seni. Gerçekten ayakta alkışlayacağım. Ama çözmeni istiyorum. Bir dener misin bu soruyu? Yapabilir misin? Ben çözeyim mi? Harika bir soru ya. Fx bıdı bıdı üzerindeki bir noktanın koordinatları toplamı en az kaçtır? Bırak bir elinden kalemi kağıdı. Lütfen beni dinle burada. Ayrıntısıyla anlatmak istiyorum sana. Lütfen beni bir dinle bak. Ayrıntısıyla anlatacağım. Şimdi ben bir tane parabolüm var elimde. Bu parabolün denklemi 2x kare eksi 5x artı 8. Diyor ki bunun üzerinde seçtiğim bir noktanın. Bilmiyorum bir tane a noktası seçiyorum. Bu a noktasının koordinatları a virgül b olsun. Bu koordinatlar içerisinde a artı b toplamı ne olsun istiyorum ben? En az kaç olabilir? Bunu soruyorum sana tamam mı? çok da enteresan bir şey soruyorum. Yani üzerinde bir nokta var. A artı B en az kaçtır? Şimdi diyorum ki arkadaş sen bir fonksiyonsun değil mi? Fx fonksiyonu. Bu fonksiyon üzerinde ben x yerine a yazarsam denklemi sağlamak zorunda mı değil mi? Sağlamak zorunda çünkü parabolün üzerinde hocam. Aynen öyle çok zekice. 2a kare eksi 5a artı 8. Aslında bulduğum benim bu değer nedir? B değeridir. Yani biz A'nın koordinatlarını şöyle bulduk güzel arkadaşım. X değerine A dedik. B değerine de ya arkadaş B yazmayalım biz oraya. Bak onu A cinsinden ben buldum. Gel onu A cinsinden böyle yazayım. Artık elimde A noktasının koordinatları var güzel arkadaş. A noktasının koordinatları burada mevcut. O zaman diyorum ki ben bu ikisinin toplamının alabileceği en az değeri. Bir toplayalım. Toplamadan anlayamam ki. 2A kare eksi 5A artı 8 artı a. Tamam mıyız? Tamamız. Topladım geldim. 2a kare eksi 4a artı 8. a İkinci dereceden denklem bu. İkinci dereceden denklem paraboldür. Parabolün... Evet kolları aşağı yukarı doğruysa eğer bu parabolün en az değeri burasıdır arkadaş. Orası neresidir? Tepe noktasıdır. Soru yine bir tepe noktası. Bakın içerisinde zerre tepe noktası geçmeyen soru yine döndü dolaştı tepe noktası sorusu oldu. R eşittir eksisini koydum. Şuradan eksi 4'ü e aldım geldim. 2 çarpı şuradan 2'yi aldım geldim. Eksiler gitti. 2 kere 2 4 gitti 1 geldi. R yerine 1 yazdım ferekeden. Şurada 1 yazınca 2, 1 yazınca eksi 4, 1 yazınca 8. Şuradan eksi 8 artı pardon eksi 2 artı 8 ne yaptı? 6 yaptı. O halde diyorum ki ben sana F1'in cevabı 6'dır. Ya altıdır. Bunun Türkçe karşılığı nedir? Bu toplamın alabileceği minimum değer, en az değer. İşte onu buldum toplam olarak. Biz ne A'yı ne B'yi bulduk bakın. A'yı da B'yi de bulmadık. Biz ikisinin alabileceği toplam değeri bir denkleme dönüştürdük. O denklemi ikinci dereceden denklem çıkınca. E parabol en az değeri diptedir dedik. Tepe noktasını bulduk. Tepe noktasının değerini bulduk. Yapıştırdık soruyu geçtik. Harika bir soruydu. Gerçekten sınav sorusu olsa birçok arkadaşa sazanlar. Yani şurada benim ekstradan eklediğim bir A değeri var ya şu satıra geçerken. Yani şu ikisini toplayıp buraya ekledim ya dikkat et. İşte orası patlatıyor insanı. Bu A'nın kendisi. Şurası B. Bak anlamayanlar şimdi daha iyi anladı belki bilmiyorum ama. Şimdi gelsin yedinci sorum. Uf çok zevkli ya çok güzel sorular değil mi ama insanım böyle çöz, çözünce e, insan kaza geliyor. Tabi sen de zorlayacaksın çözemediğin elbette soru olacak anlamadığın elbette soru olacak. Bir defa iki defa izleyeceksin. Ya zaten her şeyi böyle aa çok kolay çok kolay dersen biz üstüne taş koyamayız. Üstüne taşlar koymak istiyoruz. Bıdı bıdı düzleminde bıdı bıdı fonksiyonunun grafiği x eksenini a ve b noktalarında kesmektedir y eşittir x artı 2 doğrusu y eşittir fx doğrusunu ac noktalarında kestiğine göre abc üçgeninin alanı nedir? Ey güzel arkadaşım. Şimdi bakıyorum ben üçgen alanı madem isteniyor benden. Diyorum ki şunu bulmam lazım. Diyelim ki buranın uzunluğu a olsun. Ya arkadaş bir de bu üçgenin yüksekliğini verirsiniz bana. Ben derim ki alanı bulurum size. Alan nedir? a çarpı h bölü 2'dir. Bitti. Üçgenin alan formülü bu. Tamam buraya odaklandık. Burayı nasıl bulabilirim? Baktım baktım. Aa parabolün denklemi belli. Eksenleri kestiği noktalardır. Bakın yorum yapıyoruz. Soruda yorum yapmazsan adam atamazsın. O ne yaptı orada parabol? Eksenleri kesti değil mi? X eksenini kesti ama. X eksenini kestiği noktayı nasıl buluyorduk? Hocam y'sine sıfır veriyorduk. Y'sine sıfır verdim. Eksi x kare artı 4x artı 12. Ben böyle sorularda eksi x kareli ıy gıcık oluyor mu gerçekten? <laughs> her şey <laughs> hocam nasıl yaptın ya? Vallahi her şey eksiyle çarptım. X'e x dedim. Şuna ne diyeyim? 2 şuna 6 diyeyim. Şuna eksi şuna artı diyeyim. X'in cevabı ya 6'dır ya da x'in cevabı nedir? Eksi 2'dir. Şimdi A'nın koordinatları eksi 2'ye 0. B'nin koordinatları 6'ya 0 güzel arkadaşım. Bak ben bu koordinatları buraya yapıştırdım. Buraya koydum. Var mı sıkıntı? Yok. Peki. A ve C noktalarında kestiğine göre A ve C üçgenin alanı kaç birimdir diye bana soruyor. Arkadaş ben şu ikisinin arasındaki uzaklığı bulursam onu bulurum. Şuradan şurası 2 birim. Şuradan şurası 6 birim. Altı 2 daha ne yaptı? 8. Bir kere A'nın cevabını buldum. Hatta gideyim kenara yazayım. A'nın cevabı 8 kardeşim. Onu bulduk. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Ona odaklanıyorum. Odaklandığım yer şurası. Bu ikisinin kesiştiği yer. Bu doğruyla, bu doğruyla, bu parabol şu noktada kesiştiler abi. Evet, o kesiştikleri nokta, o kesiştikleri nokta lazım bana. He, nasıl bulunuyordu? Biz seninle analitik geometri bilen insanlarız. Artık biliyorsun. Analitik geometride iki doğrunun kesim noktası ortak çözüm yöntemiyle bulunuyordu. Şimdi ben de sana diyorum ki, parabolle ben bu arkadaşı ortak çözerim. Ortak çözmek ne demek? Bu da y'ye eşittir. Bak y eşittir eksi x kare artı 4 x artı 12'dir. Bu da y eşittir x artı 2'dir. Aslında bir ders sonrasının konusudur. Yani bir doğruyla bir parabolün durumları ama şimdiden çözülebilir. Çünkü eminim ki sen bunu yorumlayabilirsin. Çünkü analitik geometriden biliyorsun ki kesişen iki tane doğru eğri parabol ortak çözüm ortak çözüm. Bu da y'ye eşit bu da y'ye eşit. İşte ben o y değerini işte ben o ortak olan x değerini arıyorum. Ya ikisi de birbirine eşitse eşitler çözerim. Yani şöyle çözmez miyim? Eksi x kare artı 4x artı 12 ifadesi eşittir x artı 2 ifadesine. Herkesi sağa atacağım. Yani şu tarafta şey yapacağım ki eksi x kareden kurtulayım. Temel amacım o. Buraya geldi eksi 3x. Hani eksi 4x. Bir tane eklerim eksi 3. Eksi 12 geldi. Eksi 10 oldu. Bulduk mu bulduk hocam. Şimdi ne yapacağız? Çarpanları ayıracağız. Çarpanları ayıracağız ki biz onların kesiştikleri noktayı bulalım. 2'ye 5. Şuna şuna artı şuna eksi dedim sağlıyor galiba sağladı. Demek ki kesiştikleri noktada x'in cevabı ya 5'tir ya da eksi 2'dir. Bir dakika bir dakika. Eksi 2 burası. A noktası. E o zaman şurası nedir? X değeri 5'tir güzel arkadaşım. Bak X'in değeri burada eksi 2. Kesiştikleri 2 tane nokta var. Biri eksi 2'ye 0. Diğeri 5. Ama onun y'si kaç? Y'sini de buradan bulacak. Of çok sağlam soru olmuş ha. Y'sini de buradan bulacaksın. X'i kaç bu koordinatın? C'nin 5. Beş. 5'i yerine yazdım y'yi bulmak için. 2 ile topladım. Kaç çıktı? 7. 5'e 7 nokta bitti soru geçmiş olsun. Yani bitti derken y değeri 7 çıktı. Y değeri 7 ise ben buradaki değeri buldum ya da şöyle maviyle gösteririm artık onu. Şuradaki değeri 7 buldum. Yani biz h'yi 7 bulduk. Alan arıyoruz. 8 çarpı 7 bölü 2. Cırt sana cırt sana 4. 4 kere 7 28'dir. Vurdum cevabı 28'e. Hay maşallah dedim. Ne güzel sorular çözüyoruz. Bir yorum sorusu daha. Gerçekten yorum sorularıyla döktürdüğümüz bir ders. 21 dakika 20'şer dakikaları geride bıraktık ama değiyor. Değiyor değiyor. Bu gerçekten zor bir soru. Hani günün efsu sorularından biri diyebileceğim. Yani yorumlaması zor bir soru. Gerçekten yorumlaması zor bir soru. Bir satıcı aldığı ürünlerin tanesini 15 liradan satmaktadır. Tamam. 5 adetten fazla alımlarda 5 adetin üzerindeki her bir ürün için satın alınan tüm ürünlere birer lira indirim yapmaktadır. Ne? 5 adetin üzerindeki her bir ürün için her bir ürün için satın alınan tüm ürünlere birer lira indirim yapmaktadır. Uf cümle inanılmaz sert. Buna göre bu satıcının bu bir müşteriden en fazla gelirleri elde etmesi için müşteriye kaç adet ürün satması gerekir? Yani biz maksimum gelir elde etmek istiyoruz. Yani maksimum gelir diyelim. Tamam, maksimum geliri nasıl elde edeceğiz acaba? Düşünüyorum şimdi. Bir satıcı aldı ürünlerin tanesini 15 liradan satıyor. Peki ürünlerin tanesi diyor. Kaç tane ürünümüz olsun? Elimizde x tane ürün olsun. Normal şartlarda biz x tane üründen 15 çarpı x sıra bir şey alıp yiyeceğiz değil mi? 15 liradan sattığımızda. Evet hocam. Fakat 5 adetten fazla alımlarla 5 adetin üzerindeki 5 adetten fazla alımı nasıl hesaplayabilirim? X tane ürünü sattım. 5 adetten kaç tane fazla sattığımı nasıl anlarım? X'den 5'i çıkartırım. Ha, X adet satacaktım. Ama bunlardan 5 adetten fazla alım. Bak 5 adetten fazla alım var. Mesela 6 tane alsaydım 6 eksi 5 1. Örneğin 7 tane alsaydım 7 eksi 5 2 gibi. 5 adetin üzerindeki her bir ürün için satın alınan tüm ürünlerde birer lira indirim yapılmaktadır. Her bir ürün için yapacağız indirimi. Kaç tane ürün satıyoruz arkadaşlar biz? X tane ürün satıyoruz. Yani X eksi 5 çarpı X. Bak burası zor oldu. Bak burası zor oldu. Burayı tam kavrayamadım hocam diyeceksin güzel. Yani doğru soruyu yakaladığımı düşünüyorum. Yani seni duymasam da. 6 tane ürün alsaydı bu adam 6-5 1'er liralık indirim yapacaktı her bir üründe. Bu adam 7 ürünü alsaydı 7-5 2'şer liralık indirimler. Bak 5 adetin üzerindeki her bir ürün için satın alınan tüm ürünlere biz birer lira indirim uyguluyoruz. Her bir ürün için birer lira. tane o zaman ikişer lira indirim yapacağız. Üç tane üçer lira indirim yapacağız. Cibi düşünebilirsin bunu işte. Oy 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 çok sert soru ya gerçekten çok sert soru. O zaman diyorum ki ben bu iki değeri bu 15 eksi x'ten x 5 çarpı x değerini çıkardığımda elde ettiğim indirim artık satıyor yani 15 x'e satıyordum indirimleri sat. Yani normal bir dakika şöyle söyleyeyim. Normal satmam gereken fiyat bu. Üzerinden bu kadar indirim yapacağım. İndirim yaptıktan sonra elime ne kalacak? Elime gelir kalacak. Şurası indirim kısmı. Bakın burası indirim kısmı. Burası da normal satış. Normal satış. İndirimi nasıl hesapladım? Her bir ürün için x tane ürün için 2'şer lira 1'er lira indirimlerimi yaptım. Her bir ürün için indirim yaptığım için. Kaç tane? iki tane varsa 2 lira indirim yapacağım gibi. 3 tane ürün varsa 3 tane ürün yapacağım. indirimi yapacağım gibi düşüneceğiz burayı. Ben bu ifadenin ne çıkmasını istiyorum? Maksimum değer çıkmasını istiyorum. O zaman ben bunu bir fonksiyon kabul edeceğim. Diyeceğim ki bu fonksiyon 15x eksi şuradan x kare Eksi 5x kalacak. Hop burada işlem hatası yapmışım hemen geri döndüm. Biraz ilerlemiştim ama çok ilerlemiştim. Bakın bunu böyle dağıtıyorum ya önünde de eksiği dağıtmayı unuttum. Bak burası ne geldi? Artı 5x geldi. Şimdi yakaladım. Şimdi benim elde ettiğim fx değeri nedir? Eksi x kare artı 20x'tir. Ey güzel arkadaşım maksimum gelir elde etmek için gerekli olan denklemi buldum. Ama adam benden maksimum gelir elde et demiyor ki. Hocam ne istiyor bu adam? müşteriye kaç adet ürün satmalı maksimum gelir için. Satça ürün adetini istiyor. Ürün adeti neydi? X de hocam. Adam benden X'i istiyor. Yani maksimum gelire ulaştığımda ki bu bir paraboldür. Maksimum gelir demek K'sidir. Ona ulaştığımdaki R değerini, ona ulaştığımdaki R zaten X'e eşit olacağı için oradaki X değerini istiyor be. İşte bu yüzden efso bir soru. Bu yüzden aynı zamanda bir sazan sorusu. Gidersin burada K'yi hesaplarsın. Gelirini buldum hocam. Hayır gelir istemiyorum. Kaç tane satarsan en büyük değeri ulaşırsın diyorum. Kaç tane demek burada sana R'yi buldurmak demek. Muazzam bir soru abi ya. Gerçekten efsane bir soru. Yani gerçekten efsane soru. Bunlar birbirini götürdü. Sadeleştirdim 10. 10 tane satarsa bu adam maksimum geliri deler geçer bulur geçer yani. Gerçekten. Efsane soruydu. Biraz kolaylaşalım. Biraz böyle bir dinlendirelim. Fazla e, yükseldik diyelim. Yanındaki şekilde grafiği verilen parabolün simetri ekseni x eşittir. 4 doğrusudur. Buna göre f1 artı f8 toplamı nedir? Şimdi benim f ile ilgili cevapları bulabilmem için elimde f'nin olması lazım. Benim elimde fx denklemi var mı? Yok. O zaman bu parabolün denklemi lazım. Parabolde denklem buldurma sorusu aslında. Diyorum ki ya keşke şunları bilseydim. A birini biliyorum 7. Bir dakika ya simetri ekseni değil misin sen? Sen tam ortadan ikiye bölersin kardeşim. Biraz yaklaşalım mı oraya? İyice şekle yaklaştırıyorum seni. Ya ben burayı tam ortadan ikiye bölerim. Bravo, bravo. Şuradan şurası kaç birim? Hocam oradan orası 3 birim. Hocam buradan burası kaç birim? Hocam oradan orası da 3 birim olmak zorunda. Neden? Simetri ekseni. 7'den 3 çıktı 4. Dörtten 3 çıktı 1. Bitti. Bitti bulduk. Ha dedim mevzuyu çözdüm o zaman. ...bir dakika. Mevzuyu çözdüm o zaman. Burası 1, burası 7, burası 14. Eksenleri kestiği noktalar belliyse eğer bir parabolde biz o parabolde hangi denklemi kullanıyorduk? A çarpı x eksi x bir x eksi x eksi çarpı bitti. Coştun hocam ya ne oluyorsun? Vallahi ben de bilmiyorum niye coştun. Kedi mi Allah Allah. Dumanın sesine benzettim ama bir dakika. Şimdi ben burada fx'i bulmaya odaklandım. A çarpı x eksi bir tamam mıyız? Çarpı x eksi yedi burası tamam. A'yı nasıl bulacağım? Şuradaki noktadan. O nokta kaça kaç noktası? 0'ı 14 noktası. X yerine 0 verdim. A çarpı eksi 1 çarpı eksi 7 eşittir 14. Şunlar birbirini 7'ler bitirdiler. A'nın cevabı buradan ne geldi? 2 geldi. 2 kere 14 çünkü. Şimdi ben artık Fx'i komple buldum. 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 7. Hemen geldim. X yerine 1 yazmaya. 2 çarpı 0'dan cevap 0. F1'in cevabı belli. Geldim x yerine 8 yazmaya. 2 çarpı şuraya 8 yazarsam 8'den 1 çıktı ne kaldı? 7 kaldı. Şuraya 8 bak, evet 8'den 7 çıktı ne kaldı? 1 kaldı. 2 kere 7'den ne yaptı? 14 yaptı. Biz burada çıkan o 2 değerin toplamını arıyoruz. Doğru cevap. Doğru cevap. 14'tür dedim vurdum cevabı 14'e. Geçtim bitirdim. Maşallah maşallah. Allah çok daldık çok daldık. Şimdi düzeltelim. Of of son soruya gelene kadar ee, yoruldum ama gerçekten değdi. Şimdi gerçekten böyle yeni nesil diyebileceğim. Aslında birçok soru burada yeni nesil. Örneğin şu 8'in soru ÖSYM sorusuna çok benzer bir soruydu. Zor mu? Zordu ama. Şekilde verilen kapalı pazar alanının çatısı Fx şeklinde modellenmiştir. Bana bir model vermiş burada. Çatının ayakları 10 metre uzunluğundaki demir direklerin üzerindedir. Tamam. Çatının yerden yüksekliği en fazla 60 metre olduğuna göre iki demir direk arasındaki uzaklık kaç metredir? Yani sen benden şurayı istiyorsun. Doğru mu doğru? Arkadaşlar bakın böyle sorularda kendinize görünmez eksenler belirleyin. X koordinatı, Y koordinatını belirlerseniz siz rahat edersiniz. Ben de diyorum ki bu soruda rahat etmek için madem burada bir parabol var ben bu parabolde x, y noktalarını koordinatları da belirlemek için kendime orijin belirliyorum. Ve en güzel orijin sıfırı sıfır üzerinden geçen parabolün olduğu yere orijin kabul edeceksin. Bak kendi eksenimi görünmez eksenimi çizdim. Şimdi her şeyi bulabilirim. Diyor ki bana en fazla 60 metredir. Arkadaş yerden yükseklik dediğin şey en fazla 60 metre demek o parabolün tepe noktasının TRK'sini vermedin mi sen bana? Yani sen diyorsun ki TRK'sini tam olarak da vermiyor. Şekilde gözüküyor mu bilmiyorum ama biraz yaklaşmakta fayda var. Şekilde bana şunu söylemeye çalışıyor. Şurası diyor yerden yüksekliği zemin burası 60 metre. İyi güzel. Ama biz burayı orijin, burayı 0 kabul ettik. Sıfırın altında kaç birim inmişim ben burada? 10 metre inmişim. O zaman benim aslında parabolümün maksimum tepe noktası dediğim yerin K'si kaçtır? 50'dir. Yani biz şunu kendimiz yazabil... Of gerçekten güzel yorum yaptık ama ya. Şuranın 50 olduğunu görmemiz lazım. TR 50. da en fikir miyiz? da en fikir miyiz? Hem fikirsek yola devam edelim o zaman tamam mı? Şimdi yola devam ediyorum. Diyorum ki buranın yüksekliği 50 abi. Yani maksimum değerini 50'de alıyor. Ya bir dakika ben bunun R'sini bulsam ya yani şuradaki X değerini bulsam ya diyorum kendi kendime. R'si eksi B. Bir dakika ya bunun B'si nerede? B'si burası. Bölü A. A'sı nerede? 2 çarpı 2A yazacağım eksi B'ye birlikte. A'sı bunun arkadaşlar eksi 1 bölü 50. Bakın ben bu denklemi şöyle yazsam sana sen belki daha güzel anlayacaksın. Eksi 1 bölü 50 X kare artı 2 X yazacağım. A'sı bu B'si bu. Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor güzel. Şimdi diyorum ki buraya eksi 1 bölü 50. Eksiler gitti. 2'ler gitti. Ters çevirip yazdım. Ne geldi? 50 geldi. O 50 neresidir? Şuradan şurasıdır. Çünkü ben R'yi buldum. 50'ye 50 noktası koordinatı. Buradan burası 50 ise burası simetri ekseninin geçtiği nokta olduğuna göre şuradan şurası da şuradan şurası da ne olacaktır? az önceki uzaklığa eşit olacaktır. Şöyle gösterelim. Buradan burası da ne çıkacaktır? 50 metre çıkacaktır. Başka yolu yok. Tamam da bu arkadaş ne istiyordu benden? İki demir direk arasındaki uzaklık kaç metredir? Bakın adeta parabol grafiğini kullanmadım bile. Kullanabilirdin. X eksenine sıfıra sıfır noktasından geçiyordu derdin. Parabolün denkleminde yerine yazardın. Köklerini bulurdun. Yine oradan çözerdin. Yine oradan çözerdin. Ama ben buradan çözdüm. Ben buradan çözdüm. Bana buradan buraya olan mesafeyi soruyor dayı. Hocam 50 metre burası 50 metre burası. 50 artı 50'den gerçekten 100 metredir. Ama bakın bu sadece tek başına böyle bir parabol sorusu değil. Bu gerçekten böyle yorumlama sorusuydu. Bugünün soruları eminim sizleri de terletti arkadaşlar ama muazzam sorular çözdük. Çok daha güzelleri, çok daha güzelleri sizi e, soru avcımızı kitabımızda bekliyor. Orada 6. dersi açıyorsun. Bak şimdi buradaki birinci soru kesinlikle ama kesinlikle çok benzer bir soru çıkmış sorunun. Ama hocam bu öteleme sorusu. Öteleme sorusu falan değil. Öteleme sorusu falan değil bu soru. Ötelemesiz çözülebiliyor. İstedim ki şimdiden çöz. İşte kaydırak sorusu orijini seç kendine çöz. Güzel bir tuncu para sorusu çöz. Güzel bir uçak çok klasikleşmiş bir soru tipi çöz. Çok güzel bir 5. soruyla da noktayı koy. Ama daha bitmedi parabole. Devam edeceğim. Ama etmeden önce gelip bugünü noktalayacağım arkadaş. Biz her günü nasıl noktaladıysak. Bak canavar gibi doldurmuşuz burayı. 6. derste artık bunu da bitirdiğime göre fonksiyon uygulamalarında 7, 8, 9 son 3 derse doğru gidiyoruz. Parabol zaten bitiyor ama son iki dersi diye hatırlıyorum. Son 2 dersimizde fonksiyon uygulamalarını artanlık, azalanlıkları zaten bitirmiştik ama ötelemeler kaldı. Onları da bitirip noktayı koyup bu dersi bitireceğiz. Yeni konuda buluşacağız. O zaman şimdilik bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoş kal. Hoşça kal.